AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve il yöneticileri Çanakkale'nin il ve ilçelerindeki görevli muhtarlarla 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Dünyada eşi benzeri olmadığını ifade eden Başkan Makas, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımları arasında yer aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Makas, Türkiye'de kriz yaratmak isteyenlere inat, siyasi krizlere zemin hazırlayanlara inat, Türkiye'de işler yolunda gitmiyor diyenlere inat, bu köprüde faaliyetler durmadı dedi. Bu yapı bitmesine çok kısa bir zaman kaldı. Hedef 2023'tü ama hükümetimizin özverili çalışmaları, devletimizin, güçlü devletimizin özverili çalışmalarıyla birlikte inşallah yılbaşında burada karayolundan ilk araç geçmiş olacak diye ümit ediyoruz ve o şekilde bilgi aldık. Görüldüğü gibi zaten son birkaç tabliyesi kaldı köprünün. Türkiye'de kriz yaratmak isteyenlere inat, Türkiye'de siyasi kriz yaratmak isteyenlere inat, Türkiye'de işler yolunda gitmiyor diyenlere inat, pandemi dönemine inat, her şeyin bütün faaliyetlerin neredeyse durduğu, İşlerimizin aksadığı, ilişkilerimizin zayıfladığı o döneme inat, bu köprüde faaliyetler durmadı. Bu köprü hükümetimizin, devletimizin nasıl milletine özveriyle hizmet ettiği, nasıl devletini, milletini önemsediği bir anlayışla hizmet ettiğinin bir kanıtıdır adeta. Makas'ın açıklamasından sonra il ve ilçe muhtarlarıyla birlikte köy muhtarları da köprüde incelemelerde bulundu.